Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, şike yoktur kararı alan tahkim kurulunu çok sert ifadelerle eleştirdi. Biz onların ahlak sınavına test ediyoruz onları. Bakalım ahlak sınavını geçebilecek miler diye. Ben her gittiğimde bütün o yetkililerin hepsinde 2011 yılında şike yoktur diye namussuzdur diyorum. Kafalarının önüne yiyorlar. Kendi kararlarını kendileri düzeltsin istiyoruz. Elbette ki federasyona daha müracaat sürelerimiz bitmedi. Daha müracaat edeceğimiz merciler de var. Ama biz UEFA ile de FIFA ile de görüşmelerimiz var. Sonuçta Türkiye'deki serüvenin hepsi bittiği zaman müracaatlarımız, o dosyalarla beraber FIFA'ya gideceğiz. Biz Türk futbolu yanmasın diyoruz. İlk seçildiğimde federasyon başkanına söylemiştim UEFA'dan yaptırım gelecek size diye. O zaman kabul geleceğini tahmin etmemiştiler. Bu cezalar geldi. Şimdi bakın biz Avrupa'nın süper devleti değiliz. Yani Avrupa'nın büyük ülkelerinin takımlarına şikayetten dolayı ceza veriyor, yaptırım uyguluyorlar. Yani Türkiye sanki Avrupa Birliği'ne daha alınmadık. Sanki Avrupa'nın üzerinde bir devletiz de bizi sen şike yapabilirsin, kendini örtbas et, orada dur demezler size. O zaman bizi dinlemedi. Şimdi yarın ben söylüyorum ona, yarın FIFA'dan yaptırım geldiği zaman ne yapacaksın? Bu takımları belki de Bangasya'ya değil başka bir yere düşürecekler. Veya Türk futboluna belli bir sınırlama koyacaklar. Ne yapacaksın o zaman? Uygulayacağız diyorlar. Biz de diyoruz ki dışarıdan bir yaptırım gelmesin size. Bu adaletsizliği kendiniz düzeltin. Tekrar söylüyorum. 2011 yılında şike yoktur diyen namussuzun dik alasıdır. 2010-2011 Şampiyonluk Kupası'nı Trabzonspor'a getiremedikleri takdirde başkanlık koltuğunda oturamayacağını yineleyen Hacı Osmanoğlu, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a da göndermede bulundu. Onunla ilgili bir şey söylemiyorum. Ben söyledim zaten, askerliğini gitsin yapsın, ondan sonra benim muhatabım. Askerliğini yapmayan adam benim muhatabım değil. İbrahim Hacı Osmanoğlu transfer konusunda da borcu malumu taraftarlara müjde verdi. Biz hep Trabzonspor'un hem borcunu düşürelim, faizli borçtan kurtarsın diye uğraşıyoruz. Ama burada transferde de ihtiyaç varsa elbette ki o transferleri yapacağız. Trabzon'un borcunu sıfıra da düşürseniz sahadaki sonuçlar iyi olmadığı zaman kimse yaptığınızı beğenmez. Onu da paralelinde eşit olarak götürmemiz lazım. Onun için elbette ki Trabzonspor'un hangi mevkide ihtiyacı varsa oyuncuyu alacağız. Oyuncu almak için de değil. Gelen oyuncu hem Türkiye'de ses götürsün hem de Trabzonspor'a katkı sağlasın. ülkehaber.com